Bununla ilgili de son zamanlarda en çok korktuğumuz konulardan biri. Alsam beni yolda bırakır mı? Aslında bir zorlama, bir ihtiyaç noktasında hasıl olduğu için aslında bu noktaya girdik. Ben Türkiye'nin ilk elektrikli ve hibrit araçlar dergisini çıkartan kişisiyim. Bizim yaş bunu düşünüyor da Z kuşağı çok bunu düşünmüyor. Allah harika gidiyorsunuz, biraz korkuları azaltıyorsunuz yavaş yavaş. Evet, yolda kaldık. Yani çok kaldık elektrikli otomobilde. 21'de 2849 elektrikli otomobil satıldı Türkiye'de. 2022'de 8210, 2023'te 65604. Şimdi onu bir grafik eksenine taşıdığınız zaman inanılmaz bir artış rakam var. Yolda kalıyor musunuz ya da kalınca ne yapmamız gerekiyor? Bu korkuyla nasıl baş edeceğiz? Hem trafikte cebelleşiyorsunuz hem o otomobili kullanmak için cebelleşiyorsunuz. Elektrikli otomobilde işte sessizliği, barındırdığı teknolojik farklılıkları sizi konvansiyonel bir otomobilden kat be kat ön plana çıkartıyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Merhabalar sevgili dostlar, yeni bir yayınla karşınızdayız. Sanayi TV'nin yeni içerikleriyle devam ediyoruz, hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün yanımızda TEHAT Başkanı var, Türkiye Elektrikli Araçlar ve Hibrit Araçlar Derneği Berkan Bayram. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi valla, her şey yolunda. Siz de iyisiniz umarım. Biz de iyiyiz, çalışıyoruz, koşturuyoruz. Sizi de bu koşturmanın arasında davet ettik ve bizi kırmadınız, buraya kadar geldiniz. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Şimdi ilk derneği sormak istiyorum çünkü elektrikli otomobiller daha yeni hayatımıza girdi aslında. Çok yeni diyebiliriz. Yani vardı belki birkaç yıl önceden falan ama yeni yeni ve Türkiye'de de artık İstanbul'da özellikle trafikte falan görmeye başladık. Tasarımları göz dolduruyor, bakıyorsunuz işte evet. İlgi çekiyor yani bu nedir diye bakıyoruz. Elektrikli araba çıkıyor ama siz bunun derneğini kurmayı nasıl düşündünüz ve ne hayal ettiniz, ne planladınız merak ediyorum. Ya aslında tabii ben dernekçi değilim. Aslında bir zorlama, bir ihtiyaç noktasında hasıl olduğu için aslında bu noktaya girdik. Biz normalde sizin gibi bir yayıncıydık. Ben Türkiye'nin ilk elektrikli ve hibrit araçlar dergisini çıkartan kişisiyim. Hatta o tarihte yani 2011 yılında bir merak üzerine ilerlediğimiz bir konuydu bu. Ama Otomotiv dergisi yayıncılığı yapıyorduk vaktiyle. Ve 2011'de de elektrikli araçlar üzerine bir dergi çıkartalım demiştik. O tarihte Avrupa'da dahi elektrikli araçlar üzerine bir niş bir dergi yoktu. Hibrit Cars dergisi vardı Avrupa'da. Fakat elektrikli otomobil üzerine yoktu. O neden ihtiyaç duyulmuştu? Aslında 2011'de Türkiye'de ilk kez elektrikli otomobil üretimi konuşulmaya başlanmıştı ve Bursa'da da bunun bir adıma atılmıştı hatta. Renault Fluence ZE modeli ilk kez yani %100 elektrikli bir otomobil ilk kez Türkiye'de 2011 yılında banttan inmişti. Ve biz o tarihte de otomotivden gelen bir merakla dergiyi çıkartmaya başladık ve elektrikli otomobilleri anlatmaya başladık. 2011-2015 arasında aslında biraz zorlandık tabii. Yani çünkü sektörü olmayan bir konu üzerine dergi çıkartıyorsunuz. Ne beklersiniz ki? Yani ilk olmamızın bir avantajı yoktu. Çünkü zaten ihtiyaç noktasında demek ki bir pazar oluşmamıştı ki zaten neden dergi çıkartılsın? Ama biz o merakla işte orada idealist bir düşünce yapısıyla o dergiyi ayakta tutmaya çalıştık. O tarihte de tabii ne otomotiv tarafında elektrikli otomobil başlığı altında ne hibrit başlığı altında gerekse şarj istasyonları başlığı altında çok fazla bir mevzuat, kanuni düzenleme vesaire yoktu. O tarih sürecinde 2016'ya kadar da işte Ankara'dan davetler geliyordu. Ya şu elektrikli otomobili anlat, şu hibrit otomobilin farkını bir bize anlat gibi noktalarda davetler gelip oraya gidip gelmemiz sürecinde bir sivil otorite boşluğu olduğu ortaya çıktı. Yani Türkiye'de bu anlamda bir dernek, bir otorite olmadığını gördük. Aslında bir dernek kurmak gibi bir hayalimiz yoktu ama gelen yani toplantıya katılma biçiminiz dahi bir tüzel kişiliği temsil etmediği için bir STK'ların genelde katıldığı toplantılara siz STK dışı bir yayıncı kimliğinizle katılıyorsunuz. Dolayısıyla hani bir sivil toplum kuruluşu olma ihtiyacı orada bir baskı unsuru olarak karşımıza çıktı ve 2016'da TEHAT adıyla bir dernek oluşumu yaptık. Tabii TEHAT bu noktada büyük yani bizim gözümüzde büyük çalışmalar yaptı. Çünkü gerçekten de bir dediğim gibi bir sektör var ortada. Örneğin cam, çay, işte bilgisayar, masa vesaire bunların hepsinin Türkiye'de bir kanuni düzenlemesi var. Ama ne elektrikli otomobilde ne şarj istasyonlarında, enerji depolamada, batarya teknolojisinde bu kanuni düzenlemelerin %90'ı yoktu. Ve bu kanuni düzenlemelerin çoğunda da TEHAT olarak biz katkı sunduk. Şimdi siz 2011 yılında dergiyi çıkardınız.
aslında bir pazar yoktu. Evet. İnsanlar bunu çok merak da etmiyordu. Evet. Fakat dergiyi nasıl bu kadar ayakta tutabildiniz? Ne yaptınız o süreçte? Bir kulvar değişikliği oldu mu yoksa direkt? Açıkçası yani biz tabii dergi yayıncılık kimliğimizden gelen aslında bir kaynak akışıyla idare edebildik. Çok fazla bir reklam geliri yoktu ama bayide çıktık. Yani biz bayide de işte raflarda görünür oluyorduk o tarihte. Fakat dergiyi bakış açısı zamanla azaldığı için ülkemizde bir okuma alışkanlığı dijitale doğru ağırlık kazandığı için basılı yayın biraz daha ikinci plana gitmeye başlayınca biz de bir de niş bir konuda yayın yapıyoruz. Bayiden önce çıktık. Yani bayiye girmiyoruz artık çünkü maliyetler çok yükseldi. Dijital taraftayız şu anda. 2024 ilk çeyre itibariyle yine bir kısmi adetli de olsa basılı tarafımız devam edecek. Ama dijital tarafta sosyal medya hesaplarımızdan Elektrik Kibrit Kars dergisi üzerinden ilerliyoruz. Muhtemelen basılı alan da biraz bizden kendi şeyimizden kaynaklı. Elimizde böyle tutabileceğimiz bir dergi olsun duygusuyla kaynaklı galiba. Muhtemelen. Bizde de öyle. Sanayi gazetesi söyledi ama hayır elimizde tutalım yani onu diye. Bizim yaş bunu düşünüyor da Z kuşağı çok bunu düşünmüyor. Ya aslında arşiv ihtiyacından da kaynaklanıyor biraz da. Tabii ki Z kuşağı veya kuşaklar arasındaki bu bakış açısı yine de bir noktadan sonra bir şeye temas etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ve dolayısıyla adet az olsa dahi onu sahiplenme duygusunu mutlaka hissediyorsunuz. Çünkü online taraf, dijital taraf evet bir bulutta yer ediyor ve bulutta kayıtlı olarak kalıyor. Dündeki, önceki gündeki veya bir saniye önceki kaydımızın hepsi. Ama bir basılı materyal üzerinden onu arşivleme ihtiyacı, sonraki nesile bunu anlatma ihtiyacı her zaman olacak bence. Yani ben de böyle arşivciyim biraz o konuda ve dokunmayı da seviyorum. Yani kitap okumaktan çok keyif almıyorum ama kitap okumaktan keyif alıyorum basılı kitaplardan. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Şimdi elektrikli araçlar son zamanlarda hayatımıza girdi. Evet. Artık her yerde görebiliyoruz. Türkiye kendi elektrikli aracını üretti, TOK. Bununla ilgili de son zamanlarda en çok korktuğumuz konulardan biri. Alsam beni yolda bırakır mı? Yani siz kullanıyorsunuzdur muhtemelen kullandığınızda. Yolda kalıyor musunuz ya da kalınca ne yapmamız gerekiyor? Bu korkuyla nasıl baş edeceğiz? Evet, şimdi adetsel olarak bu yıl çok ciddi bir adet satış rakamına ulaştığını gördük. Dolayısıyla insanların biraz daha farkındalığının arttığını söyleyebiliriz. Çünkü işte geçen sene 2023 yılında bir yıl boyuncaki satış rakamları 65.604 adete ulaştı. Şimdi 65.000 adetlik bir elektrikli otomobil 2023 yılı itibariyle Türkiye yollarında dolaşıyor. Dolayısıyla siz artık onda bir araç görürken şu an onda iki, onda üç elektrikli otomobil görmeye başladınız. Ve burada tabii ki soru işaretleri insanın aklına geliyor. Şimdi bu 2023 yılı. Ben 2011 yılından beri elektrikli otomobilin içerisindeyim. 2011 yılında elektrikli otomobilin menzili 150 kilometreydi. Yani bundan 13 yıl önce elektrikli otomobilin menzili 150 kilometre. Şarj süresi minimum 3 saat. Şu anki teknolojide bu menziller 400 kilometre baz artık seviyeye kadar çıktı ve şarj süremizde eğer DC hızlı şarj destekliyorsa 20-25 dakikaya kadar düştü. Dolayısıyla evet 2011 yılı 2020 arasındaki süreç çok daha aslında işkence diyebileceğimiz bir zaman süreci içerisinde geçti ama tabii oradaki süreç her zaman yeni teknolojilerde bir basamak süreci vardır. Deneyimleyenler basamağı vardır. Her yeni teknoloji de böyledir. Ve deneyim sahibi olanlar o deneyimin geri bildirimini üreticiye aktarır. O üretici de daha iyisini üretir. Çünkü bir geri bildirim var artık. Biz o 10 yıllık süreç içerisinde geri bildirimi yapan bir kesimdik aslında. Evet yolda kaldık. Yani çok kaldık elektrikli otomobilde. Neydi peki buradaki çözüm? Aracı çekebilmek. Aracı en yakın şarj noktasına çekiyorsunuz. Fakat bu bize bir de şunu gösterdi. Bir aslında fikirsel ve girişimciliğin de bir adımını gösterdi bize bazı sorunlar. Yani yaşadığınız problemler aslında size bir de çözüm için alan açıyor. Şimdi buradaki çözüm neydi? Ben aynı zamanda bir teknoloji girişimcisiyim. E-Mobi adıyla örneğin mobil yol yardım hizmeti projesini ortaya koyduk. Niye? Çünkü elektrikli otomobilin şarj sınırı var. Menzil sınırı var, pardon. Bu menzil aralığı bittiği zaman şarjda aracınızı şarj etmeniz lazım. Ama şarj ünitesi sabit bir ünite.
Yani aracın mutlaka şarj ünitesine gitmek zorunluluğu var. Konvansiyonel bir otomobilde bittiği zaman işte bir bidon benzin doldurup getirirsiniz. Mobil olur. Ama şarjda bunun şansı yok. Uzatma kablosu gerekir falan. Hani yüzlerce metre uzatma kablosu pek mümkün olmayacağı için. Dedik ki o zaman şarj istasyonunu da hareketli hale getirelim. Yani mobil hale getirelim. Bizim o 10 yıllık süreç içerisinde yaşadığımız birçok problemler, ki başında elektrikli otomobille yolda kalma sorunu, bize e-mobi adıyla örneğin yolda kalanlar için mobil şarj hizmeti projesini ortaya koymamıza vesile oldu. Şu an başladı mı proje aşamasında? Tabii biz bunu hatta ticari olarak 2 yıl önce bir yol yardım firmasına sunduk, ürettik, testlerini yaptık, verdik. Şu anda da hem Avrupa'da hem Türkiye'de mobil şarj olarak girişimci ve destek alan ve yatırım alan firmalarımız var. Startup firmalarımız var, evet. Valla harika gidiyorsunuz. Biraz korkuları azaltıyorsunuz yavaş yavaş. Ben şimdi elektrikli arabalarla ilgili, şimdi ben 36 yaşındayım ve ehliyeti yeni almış biriyim bu arada. 2 ay önce falan, iki ay oldu ehliyet alalı falan, ama elektrikli araçları şöyle deneyimledim. Yani birinin yanında binerek. Fırat İpek, interaktif otomobil. Kendisiyle işte çok yol gittik. Bazen işte ilk defa gittiğimiz yollarda işte ilk defa elektrikli araç kullandık falan. O kullandı, ben yanındaydım ama çok konforlu geldi bana. Mesela normal işte bizim fosil yakıt dediğimiz araçlara göre çok çok daha konforlu, rahat ve teknolojik aslında. Ben mesela teknolojiyi seven biriyim ve konforuma düşkün bir adamım. Onları görünce ya abicim ya biz niye diğerlerini kullanıyoruz? Bence piyasadan kaldırılmalı falan diye bu kadar radikal konuşan biriyim. Peki bu evrede mesela nasıl görüyorsunuz elektrikli araçların geleceğini? Çünkü evet, bazı testler yapıldı 2011'den bu yana. O testlere göre yenilikler yapıldı ve devam ediyor. Muhtemelen yine aksaklıklar çıkacak ve devam edecek. Siz bu işin içinden biri olarak geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mesela şu an 65 bin ama 2024'te muhtemelen 200 bine falan da ulaşabilir gibi tahmin ediyorum. Sizin öngörünüz ne? Aynen öyle. Şimdi bir grafik yapabilsek mesela, o artış, eksponansiyel artış çok rahat görebilirsiniz. Yani 2021'de 2849 elektrikli otomobil satıldı Türkiye'de. 2022'de 8210. 2023'te 65.604. Şimdi onu bir grafik eksenine taşıdığınız zaman inanılmaz bir artış rakamı var. Ama bu bir sürpriz değildi. Yani biz bunu Türkiye'de 2015 yılında ilk kez elektrikli otomobil raporu yazıp sunan bir şeyiz. Yani girişimciyiz aslında. 2015 yılında yaptığımız öngörü ve raporlama noktasında dedik ki 2020'ye geldiğimizde dünya genelinde 10 milyon adete yakın elektrikli ve hibrit otomobil satılacak. Ama bunu biz bir müneccim edasıyla yapmadık. Çünkü zaten veriler, Avrupa ülkelerini öngörüler ve yol haritaları ve otomotiv markalarında aslında danışman firmalara yaptırdıkları gelecek vizyonu içerisindeki o raporlar bize bunu gösteriyordu. 2020'ye geldiğimizde elektrikli otomobille patlama yaşanacak. Türkiye olarak biz bunu 2023'te gördük. Neden? Çünkü işte Tesla Türkiye'ye girdi, resmi olarak TOK ilk kez fabrikadan 2023 yılında üretim aşamasından yola çıktı. Yeni modeller, markalar geldi ve bu hepsi aslında 2024 yılında da en az 120 bin adet elektrikli otomobil satılacağını Türkiye'de net bir şekilde gösteriyor. Bu yine kimseye sürpriz olmasın. Yani 2025'e geldiğimizde 2024'te 150 bin elektrikli otomobil satıldı, çok ilginç demeye gerek yok. Buraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Buna göre hazırlığımızı yapmamız lazım. Elektrikli otomobil konvansiyonel bir otomobilden kat kat üstün. Hangi konularda üstün? Bunları ön plana çıkartalım. Rahatlık, yani sizin bahsettiğiniz gibi bir kere kullanım kolaylığı, rahatlık, verimlilik, sessizlik, gürültü yok. Şimdi Avrupa ve Türkiye'deki otomobil kullanıcılarının %60'ı büyük çoğunlukla, yani hayatlarının döneminin büyük çoğunluğunu trafikte geçiriyor. Şehir içerisinde trafikte geçiriyor. Şimdi bir de örneğin manuel vites kullanıyorsanız, o trafikte akşam eve gittiğinizde yorgunluk biniyor üzerinizde. Neden? Hem trafikte cebelleşiyorsunuz hem otomobili kullanmak için cebelleşiyorsunuz. Elektrikli otomobilde işte sessizliği, barındırdığı teknolojik farklılıkları sizi konvansiyonel bir otomobilden kat be kat ön plana çıkartıyor. Şimdi artık biz şeyi konuşmuyoruz. Yani menzil konusu artık konuşmuyoruz elektrikli otomobilde. Çünkü baz olarak, seviye olarak 450 kilometreyi yakaladı ortalamada. Şarj süresini artık konuşmuyoruz. Ama şarj ağının genişliğini konuşmamız lazım. Yatırımların daha da artması gerektiğini konuşmamız lazım. Fakat elektrikli otomobil artık rüştünü
patlamıştır. Yani belki tabiri caizse bunu söylememiz gerekir. Avrupa'da şarj istasyonu dediğiniz, Avrupa'da şöyle bir kural var ya da vardı, okuduk onlarla ilgili. Ve şöyle söylüyorlar, mesela şu mahallede 3 tane elektrikli otomobil alabilirsin. Çünkü elektrik altyapımız bu kadar. Bunu şey yapar. Ya da şu semtte şu kadar kullanılabilir. Bu semtte dolmuştur gibi karşılaşıyordu. Ama Türkiye'de biz bununla ilgili bir dosya hazırladık Sanayi Gazetesi olarak. Ve buradaki şarj istasyonlarıyla, bunun şarj üreticileriyle görüştük. Onlar şöyle dediler. Türkiye'nin altyapısı gayet ideal, gayet iyi elektrik altyapısı ve her yere biz bunu kurabiliriz dediler. 81 ile kadar işte Turbo gitti. İşte Zorlu'nun var kendi, işte Astor'un var, Astor Enerji'nin var. Ve gittikçe de markalar çoğalıyor ve yaygınlaşıyor. Dediğiniz çok doğru aslında. Bir dönem hani işte menzil de kısaydı, şarj sorunu da var, nereye götüreceğiz derken şu an menzil 400 kilometreye kadar çıktıysa işte oradan sonrasında da şarj istasyonlarını görebiliyorsunuz. Peki şunu sormak istiyorum. Her ne kadar yeterli deseler de bazı merciler ya da yetkili merciler, elektrik şarj istasyonları sizce yeterli mi? Yok, yeterli değil. Yani şimdi çok fazlasına ihtiyacımız var. Bu noktada ne yapıyoruz? Aslında birbirini bekleyen, birbirini tetiklemesi ihtiyacı duyulan bazı noktalar var ve bu noktalar tetiklenmiyor, bekliyor. Şimdi biz bu yıl 10.300 adetlik bir şarj ünitesi soket sayısıyla kapattık. Soket sayısı şöyle, onu da açıklayayım. Bir şarj istasyonu dediğimiz zaman şarj istasyonunda 10 tane şarj ünitesi tekil olarak bulunabilir. Örneğin 10 tane, 8 tane, 5 tane veya Bolu'daki Highway Outlet'e gittiğinizde şu an 30-35 tane şarj üniteleri var. Ama o alanın geniş olarak üstten baktığınızda orası bir şarj istasyonu. Şarj istasyonu, şarj ünitesi, her ünite üzerinde de 2 tane, 3 tane soket bulunabilir. Dolayısıyla örneğin Bolu Highway'de şu anda 30 ünite var diyelim. Her ünite üzerinde 2 tane soket varsa 60 tane soket var burada. 2022 yılında yaklaşık 6400 tane şarj istasyonu soket sayısı vardı Türkiye'de. 2023'te 10.300 adet olarak kapattık. Ama 2023'ü 65.000 adetlik elektrikli otomobil sayısıyla kapattık. Ve ben 2023'te minimum 15.000 tane şarj soketine ihtiyaç var diye bir görüş veriyordum. Yakalayabildik mi? Yakalayamadık. Türkiye'de şarj istasyonu ağının şu anda 20.000 adet olması lazım en az. Çünkü biz bunun ihtiyacını şu an belki fark etmiyoruz ama tatil rotalarında, özellikle tatil dönemlerinde, o dönem üzerinde işte rotalarda oluşacak yoğunlukları yaşamaya başlayacağız. Dolayısıyla en az 20.000 adete ulaşması lazım ve bunun da %70 oranında DC dediğimiz hızlı şarj ünitesi olması gerekiyor. Çünkü şu anki elektrikli otomobillerin hepsi DC dediğimiz hızlı şarj ünitesi üzerinden şarjı imkanını sağlayabiliyor. Yani eskiden 2020 öncesindeki elektrikli araçların çoğu DC dediğimiz hızlı şarjı desteklemiyordu. Bir de böyle bir fark var. DC hızlı şarj ne demek? Adı üzerinde hızlı şarj, yani minimum 20 ile 40 dakika arasında aracı şarj edebiliyor. Dolayısıyla yatırımlarımızın mutlaka DC şarj istasyonu üzerinde yapılması, buna uygun olarak da alanların açılması gerekiyor. Bugün şarj istasyonu noktasında yatırımcının önündeki en büyük iki engel. Birincisi lokasyon bulamıyor. Bulduğu lokasyonda da altyapı problem değil. Enerji ihtiyacı mutlaka karşılanır. Çünkü Türkiye elektrik üretiminde tükettiğini zaten üretebiliyor. Onda sıkıntımız yok. Ama trafoların güncellenmesi, revize edilmesi gerekiyor. Altyapının revize edilmesi gerekiyor. Yeter ki uygun lokasyon bulunsun. Lokasyon bulunduğunda da işte lokasyon sahibinin veya kimse onunla diyalog içerisinde doğru anlaşılabilsin. Temel sıkıntımız şu anda bu. Peki elektrikli araçlar dedik ki artık sokaklarda çok sık görmeye başladık. Onlarla ilgili korkular bitmiyor. Benim de tedirginliklerim var. Mesela arızalandı. Bir otosanayiye götüremiyorsunuz. Ya bu çözümü nasıl bulacaksınız? Bunlarla ilgili bir otosanayi kurulur mu? Şimdi otosanayi kurmak yetmiyor. Otosanayide çalışacak kalifiye personeli de oraya koymanız gerekiyor. Var mı bu konuda girişim? Yok. Şimdi biz 2017'de örneğin ilk kez Türkiye'de daha YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girmeden önce elektrikli araç teknolojileri TEHAT başlığı altında TEHAT Akademi'yi kurduk. Elektrikli araç teknolojileri eğitim programı düzenledik. Yani bağımsız, kimseden bağımsız. Yani danışmadık, sormadık, etmedik. Ama sürekli bu konuyu konuşuyoruz. Bu konu ne olacak ikinci yarıda? Elektrikli otomobil sanayiye gidecek, servise gidecek, bakıma ihtiyaç duyacak bu da. Nihayetinde bir mekanik parçaları olsa, az olsa da yazılım tarafı da yüksek ve
bunu kim karşılayacak? Kim buna müdahale edecek? Araç yolda kaldı. Bunu kim çekecek? Yani çekme yöntemi bile farklı elektrikli otomobille. Yaklaşma mantığı bile farklı elektrikli otomobille vesaire. Bunların hepsini biz 2017'de Teat Akademi altında anlatmaya başladık. Eğitim vermeye başladık. Evet, elektrikli otomobil sanayiye düşecek ve garanti süreci içerisinde evet OEM'ler bunu servis olarak hizmetini veriyor şu anda. Onda sıkıntı yok. Fakat 65 bin, bu sene 120 bin, seneye 200 bin adetler 4-5 yıl sonra artık sanayi tarafında da bir baskı unsuru yaratacak ve burada kalifiye personele ihtiyaç duyacağız. Burada yetkilendirilmiş servis noktalarına ihtiyaç duyacağız. Sadece bununla da bitmiyor, güvenlik ekipmanlarına ihtiyaç duyacağız. Yani standart bir eldivenle örneğin elektrikli otomobilin bataryasını sökemezsiniz veya bir lifte kaldıramazsınız. Koruma alanını almanız lazım. 1000 volt, 2000 volt dayanabilen eldivenler, ayakkabılar, botlar giymeniz gerekiyor vesaire. Bu tarz özel güvenlik ekipmanlarını da kullanacağız. Dolayısıyla evet, arızalanabilir elektrikli otomobil. Genelde bu arızalar uzaktan çözülebiliyor bu arada. İşte en büyük avantajı da bu zaten elektrikli otomobilin. Arıyorsunuz, müşteri hizmetleriyle çözüyorsunuz. Mesela yani ya güncelleme gecikmiştir. Gerçi orada da sıkıntımız vardı. BTK engeline takılıyordu. Geçen ay itibariyle birkaç markamız artık o BTK engelini de aştı. Uzaktan güncellemeyle elektrikli otomobilinize müdahale edebiliyorsunuz. Veya çok ciddi bir mekanik problem varsa da artık onu da çekici yöntemiyle OEM'in yetkili servisinde götürüyorsunuz. Evet, sanayi tarafı bu noktada hazır mı? Değil. Sanayinin elektrikli otomobil bakım noktasında kendini hazırlaması lazım. İhtiyaç duyduğu o güvenlik ekipmanlarına, müdahale ekipmanlarına mutlaka sahip olması lazım. Bunun için eğitim alması lazım. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın YÖK müfredatında 2 yıllık elektrikli taşıt teknolojileri programı açıldı. Ama 2 yıllık olması da yeterli değil. Mutlaka 4 yıllık olması lazım. Bir otomotiv sektörü bakış açısıyla buna yaklaşmamız gerekiyor. Ve oradan çıkan öğrenci çocukları da mutlaka sanayide teşvik etmemiz ve alan açmamız lazım. Burada işte o eldivenler, ayakkabılar, bunlar da yeni pazarlar aslında Türkiye'de sanayicilere özellikle. Ve bir de şey konuşuluyor, işte en çok konuşulan elektrik dedik ya, işte 400'e kadar çıktı, 400 kilometreye kadar çıktı, ama bir de yedek pil artık dönemi de sanki geliyor. Taşınabilir, çıkartılabilir pil. Bu teknolojide de çalışıyorlar. Ya bizim okuduklarımız bunlar. Belki siz daha yakından takip etmişsinizdir. Öyle bir şey mümkün mü? Şöyle, tabii bunu çalışma hep vardı. Hatta şöyle bir tarihçiye gireyim. Belki biraz sıkacağım sizi ama 1890'larda elektrikli otomobilin aslında başlangıcı 1880'ler. Yani bundan 150 yıl öncesinden bahsediyoruz. 1890'larda aynı problem Amerika'da da baş göstermişti ve hatta elektrikli otomobil o tarihte de pahalı bir üründü. Fakat kullanım kolaylığı, üretim kolaylığı ve o tarihte petrolün daha henüz keşfedilmiş ama otomotiv tarafına yansımamış olması elektrikli otomobili cazip hale getirmişti. Elektrikli kamyonlar üretiliyordu. Elektrikli kamyon örneğin Amerika'da fabrikadan bataryasız çıkıyordu. Çünkü bataryayı da entegre ettiğinizde, ki o akü sistemi, yani kurşun asit dediğimiz sistemin aslında ilk nesil atasıdır. Kurşun asit akü bataryasıyla birlikte verdiğiniz zaman kamyonu pahalıya geliyordu. Ne yaptı o tarihte kamyon üreticisi? Dedi ki o zaman biz batarya paketini kiralama modeline gidelim. Yani kamyonu verelim, elektrikli kamyonu, bataryayı da alsın ama bataryayı ayda işte belli bir ücretlendirme karşılığında kiralayalım. Çünkü o batarya paketi çok pahalı. Kullanıcı bunu sahip olmasına gerek yok. Kiralama modeliyle bunu kiralasın. Bu sefer ne yaptı? Birim maliyeti düşürdü elektrikli kamyonda. Şimdi aynı mantığı biz 2011 yılında Türkiye'de üretilen Renault Fluence ZE'de gördük. Orada da bataryasıyla birlikte verdiğiniz zaman aynı platformdaki dizel Fluence'e göre iki katına falan geliyordu elektrikli Fluence. Ne yaptı Renault? Dedi ki bu bataryayı biz kiralayalım kullanıcıya. Yani maliyeti katlatmayalım. O maliyeti de kullanıcıya yükletmeyelim. Ama kullanıcı, yani tüketici Türkiye'de tabii hemen 2 dakikada onun hesabını yaptı. Dedi ben bataryayı aylık işte 70-80 euro kira vereceğim. Gerek yok, gider dizel alırım. Zaten aylık dizel maliyetim oradan çıkıyor gibi bir hesap yapınca bir anda o fikir ve üretim sonlanmaya doğru gitti diyelim. Fakat Çinli NIO firması bunu uyguladı yine. Yani 2 yıl önce değiştirilebilir batarya teknolojisini koydu. Kiralama modeli değil de araç bataryasıyla birlikte fabrikadan çıkıyor.
ve belli noktalarda istasyonlar kurdu. O istasyon ağı içerisinde NIO markasının sahibi olan boş olduğunda bataryası dolu bataryayla 3 dakika içerisinde değiştirip yoluna devam edebiliyor. Fakat bu markadan markaya değişebilecek bir hizmet modeli. Yani Tesla ile gidip o batarya swap teknolojisinden yararlanamazsınız. Çünkü teknoloji altyapısı aynı değil. Peki buna ihtiyaç var mı? Açıkçası ihtiyaç görmüyorum. Çünkü şarj ağı bu tür çözümlerin önüne geçecek bir hızda ilerliyor. Özellikle Avrupa'da. Dolayısıyla bataryamı değiştireyim, dolusuyla devam edeyim ihtiyacı çok görmeyeceğiz. Şarjlanma daha ağır basacak. Bizim insanımız biraz garantici ya. Mesela telefon bile alsa 24 saat şarjı gider ama powerbank ile gezer. Yani onu da beraberinde götürür. 2 gün bile gitse şarjı yine bir powerbank çantasında vardır. Bundan dolayı az önce soruyorum. Yani. Bagajımızda bir jeneratör taşır mıyız? Falan diye takarız, değiştiririz falan diye. Belki olabilir diye. Şimdi elektrikli araçlar tabii hayatımıza girince artık otonom araçlar, hatta tam otonom araçlar falan derken gidip teknoloji ilerliyor. Aslında bize de gerek kalmıyor. Yani sürücüsüz arabalar Avrupa'da, Amerika'da gezmeye başladı, taksiler. Yavaş yavaş aslında sürücüyü de fonksiyonel olmaktan çıkarıyor. Tamamen orada dinlenen bir şeye getiriyor. Yani araçlar artık bizi her yere götürüp getirebilecek. Fakat bununla birlikte komplo teorilerinin yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani her şey komplo teorisi. Bir aşı olduğumuzda acaba çip mi yerleştirildi diye düşünüyoruz. Hastanelerden korkuyoruz, içtiğimiz ilaçlardan korkuyoruz falan. Ve böyle değişik komplo teorilerin revaçta olduğu ve çok popüler olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Siber saldırılar. Yani diyor ki ben arabamla yola çıktım, arabamı başkası yönetiyor. Yani ben bir arıza olduğunda bağlanıyorum, güncelleme yapıyor, arıza gideriyor falan. Yani benim arabama istediği zaman girebiliyor bu aslında. Ya bana bir suikast düzenlerse, eğer devlet erkanıysanız, büyük bir iş insanıysanız falan bundan çok korkuyorsunuz. Değilseniz de insanlar da kendini nimetten zannedip bu konuda bir korku pompalıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani güvenlik o... Açığı mutlaka vardır ama yani ne kadar siz kendinizi güvende hissediyor musunuz kullanarak? Yani şunu söyleyeyim, bir kere %100 güvende hissetmeyi düşünebilirsiniz ve onda da inanın bana bir şüphe duymanıza gerek yok. Bunların çoğu aslında filmlerde olur. Bunlar film kurgusu. Bunları gerçek hayata yansıttığınız zaman aslında o kadar kolay olmadığını görüyorsunuz. Şimdi bu söylediğimiz bakış açısı teknoloji tabanlı bütün cihazlar için geçerli aslında. Ve hatta siz o teknoloji tabanlı cihazla bir internet ağına dahilseniz, Wi-Fi veya kablosuz fark etmez. O riske çok daha fazla açıksınız. Yani cep telefonunuzda birisi aynı mantıkla ele geçirmeli. Eğer hedefliyorsanız, o kişiyi hedefliyorsanız, uğraşırsanız, evet belli bir noktalarda bir güvenlik açığı yakalama belki görebilirsiniz ama o da çok kısa bir süre alabilir. Zaten hedeflediğiniz kişiler bu hedefe karşı kendilerini koruma içerisine almışlardır. Yani kimse bu güvenlik açığı oluşsun diye bu şekilde boş gezmeyecektir. Zaten onun desteklendiği ve bu güvenlik açıklarının kapatılması için çalışan ekipleri vesaireleri zaten vardır. Ama bunu bir otomobil için yine bu şekilde uzaktan bağlantıyı veya uzaktan müdahaleyi yakalayabilmek adına önce kullanıcıyı yani otomobili kullanan kişiyi hacklemeniz gerekecek. Çünkü otomobili hacklemeniz şu anda mümkün değil. Ama 5-6 yıl önce böyle bir olay yaşandı. Amerika'da iki tane hacker markasının Jeep SUV'sini yoldan çıkartmıştı. Onu da hatta klima IP adresi üzerinden girip aracı müdahale etmişlerdi. Şimdi bunların hepsi aslında birer örnek. Aynı örneği bir daha yaşamadık. Neden? Çünkü o marka evet burada bir güvenlik açığı oluşmuş. Hemen güvenlik önlemini aldı. Bizim örneğin Temsa markamız Hekatlon diye bir yaz dönemi etkinliği düzenlerdi ve şunu söylerdi. Buyurun otobüsünüz burada, bunu hackleyin. Hackleyebilen kişi öğrenciye ödül vereceğiz. Böyle ödül yarışmaları var artık. Tesla da bunu yapıyor uzun zamandır. Bunu duyuruyla yapıyor veya gizli yapıyor fark etmez. Ama bu şekilde örneğin markalar kendi ürünlerin cihazlarını önce pazara girmeden önce özellikle bu tür uzaktan güvenlik açıkları var mı diye bağımsız girişimcilere bunu denettiriyorlar bu şekilde. Ödül yarışmaları gibi düşünebilirsiniz. Şu anda bir otomobil, beş otomobil, on otomobil hatta aynı anda 10 otomobil vesaireyi uzaktan müdahale, uzaktan yönetme şansınız şu an yok. Otomobil içerisinde gerçekten ciddi anlamda kendini güvenli kılan uygulamalarla zaten o duvarı örüyor. Anlık olarak belki kırabilirsiniz ama o yine de ciddi anlamda hızlı bir geri tepki oluşturup o güvenlik
hassasiyetine ulaşıyor. Otonom sürüş dediniz ya, biz şu anda seviye 2, seviye 3 arasında bir otonom teknolojisine sahibiz. Bunun seviyeleri 5'e kadar gidiyor, seviye 5. Seviye 6 da var. Seviye 6'da örneğin araç içerisinde hiçbir şey yok. Yani direksiyon, pedal, dashboard veya kullanan kişi hiçbir şey yok. Seviye 6 da aslında L7 sınıfları için böyle kapalı alanlarda otonom hareket etmesi için verilen bir tabir. Seviye 5'e kadar gidiyor otonom sürüş teknolojisi. Biz şu an 2-3 arasındayız. 3'e doğru şu an hızlı gidiyoruz. Çünkü Tesla örneğin FSD beta teknolojisiyle artık seviye 3'ü bile yakaladı. Burada sorulabilecek şu var aslında. Bir kaza anında bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Mesela. En önemli soru, cevaplanamayan sorulardan birisi bu. Burada da işte avukatlık sektörü devreye giriyor. Yani düşünebiliyorsunuz, elektrikli otomobili konuşuyoruz ama hukuk konuşuyoruz bir yandan. Sigorta konuşuyoruz bir yandan, siber tehdit konuşuyoruz bir yandan. Ve bunların aslında hepsi elektrikli otomobille birlikte gündemimize giren temel başlıklar. Çok enteresan yani, bir de böyle bir durum var. Evet, konu. Bir de şunu sormak istiyorum, artık yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz. Tabii. Sizi daha fazla yormayalım. Çevrede son zamanlarda sosyal medyada yayınlanan videolar var ve bu videolarda şunu görüyoruz. Yolda kalan arabalar, özellikle soğuk kar havasında, işte artık elektrikli araçlar aslında soğukta gidemiyor, karlı havalarda gidemiyor tarzında hem dünyada hem Türkiye'de videolar yayılmaya başladı. Bir taraftan da elektrikli aracı, özellikle Tesla çok sayıda aracını geri çağırdı. Bu da insanlarda tabii, bütün aslında bu konvansiyonel araçlarda da geri çağırma oluyor zaman zaman ama bu daha çok dikkat çekiyor, flash oluyor çünkü gündemde olan bir şey, merak edilen bir şey. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle soğuk havalarda insanları yolda bırakabilecek bir teknolojiye mi sahip? Tabii orada kullanıcı etken, kullanıcı birinci nesne orada çünkü bütün kontrollere karar veren kullanıcı. Otomobil size bunun uyarılarını baştan veriyor zaten. Diyor ki işte arabaya bindiğiniz zaman, işte cep telefonu mantığı gibi düşünün, menzilin 60 kilometre diyor örneğin. Şimdi siz 80 kilometrelik bir yola çıkmadan önce ya 60 kilometrede benzinim bitecek, o yüzden şarja gideyim diye düşünürsünüz. Siz bunu eğer uygulamazsanız sonuçlarına katlanacaksınız. Bu konvansiyonel olsun veya elektrikli otomobil olsun değişmez. İkisi için de aynı mantık geçerli. Konvansiyonel otomobille de örneğin yolda kalma ihtimaliniz yüksek, benzin biter. Ama elektrikli otomobille örneğin bir köy yolunda yolda kalmayı tercih ederim. Çünkü 220 volt mutlaka o köyde vardır. Anlatabiliyor muyum? Ama konvansiyonelde zemini kazıp, oradan petrol çıkartıp, onu işleyip, ondan sonra otomobile uygun şekilde bir yakıt haline getirmek muhtemelen yıllarını alacaktır. Çok basit bir örnek gerçi ama şunu söyleyeyim size. Elektrikli otomobilin karakteristik özelliğinden dolayı, aslında elektriğin getirdiği karakteristik özellikten dolayı çok soğuk havalarda ve çok sıcak havalarda elektriğin iletkenliği düşer. Bunu otomobil içerisinde yorumladığınız zaman da menzil çok soğuk havalarda özellikle sıfırın altında yaklaşık %10 ile %15 arasında düşer. Bu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla örneğin 400 kilometre bir menziliniz varsa kışın 300 kilometre yol yaparsınız. Bunu bilerek yola çıkmamız gerekiyor. Ama bu tabii ki biraz daha şartlar çok ekstrem durumdayız. Yani şimdi İskandinav ülkelerine baktığınız zaman yoldaki her 10 otomobilin 8'i elektrikli. Aslında her ürün gibi doğru ve kuralına göre kullanırsak böyle sıkıntılarla da çok fazla karşılaşmayız. Evet ve şunu söyleyeyim, hani elektrikli otomobille kaçış yok. Öyle veya böyle. Elektrikli otomobille yaşayacağız ama 2030'a geldiğimizde sektör ikiye ayrılacak, onu da söyleyeyim, en azından ona da hazır olalım. Elektrikli otomobiller kesin olarak yolda, aynı zamanda hidrojen full cell dediğimiz hidrojen full cell teknolojisi de bir yandan geliyor, hızlı bir şekilde geliyor. En azından ona da hazır olalım, şimdiden onu da söyleyeyim. Ben ikna oldum. Yani alabilirim artık, elektrikli araç kullanabilirim. Valla paramız varsa alalım bence. Çeriler falan çok iyi yani şu an, BYD'ler, çeriler. Hem tasarım olarak da çok hoşuma gidiyor, konfor olarak da çok hoşuma gidiyor. Hadi bakalım, Allah nasip etsin diyelim. Valla son tebliğle artık onları da alamayacağız. Öyle de bir risk ve sıkıntı Çin'e var. Çin'e karşı bir yaptırım mı var? Maalesef. Çin geliyor dedik biz yıllardır ama Çin geldi zaten. Fakat geç kaldık. Şimdi bizim geçen seneki örneğin ihracatımız otomotivde 11 milyar dolar. Fakat ithalatımız 17 milyar dolar. Yani 6 milyar ortalama cari açımız var otomotiv sektöründe. Ve özellikle Çin detayını söyleyeyim size. Önceki yıl 200 milyon dolarlık bir ithalatımız vardı Çin'den.
geçen yıl itibariyle 1.2 milyar dolara çıktı. Yani 200 milyon nerede? 1.2 milyar dolar nerede? Çin'e bağımlıyız. Çin'i bu engelsiz bu tebliğlerle kapatamazsınız. Şimdi Çinli markadan bekliyoruz ki Türkiye'de yatırım yaptırsın. Niye? Zorluyoruz çünkü. Yani Çin bize ithalat yapamayacak. Niye? Tebliğlerle zorladık. %54'e varan ithalat vergisi var şu anda. İşte bazı markalar servis ağını kursun diye son tebliği yayınladık. Ne yapacağız? Bekliyoruz ki Çinli marka gelsin, Türkiye'de yatırım yapsın. Türkiye es geçiyor, Macaristan'da yatırım yapıyor. Polonya'da yatırım yapıyor. Niye bunları kaçırıyoruz? Yani siz ülkelere bu şekilde bir kota veya sınırlama koyduğunuz zaman bunun olumlu geri tepmesi yatırımla olacak anlamı taşımıyor maalesef. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bilgilerinizden faydalandık. Elektrikli otomobil daha yakından tanıdık. Otonom araçları. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler sağ olun. Evet, yayınımızın sonuna geldik değerli dostlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmuyoruz. Siz de fikirleriniz, bu konu hakkında fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.